Merhaba değerli Karantina TV izleyicileri. Çevre ve Yaşam programında ben Hakan Yurdalur. Hepinizi sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Ekolojik mücadeleler diye başladık, devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz da, programımızın konusu da ekolojik mücadeleler ve sistem içi düzenlemeler. Önce başlık hakkında birkaç şey söylemeye çalışayım. Benim sistem içi düzenlemelerden anladığım öncelikle hukuki süreçler ve ona bağlı olarak devam eder ve onun bir devamcısı olarak da kısmen adlandırabileceğimiz reformist bakış açıları. Yani bunları ben sistem içi düzenlemeler olarak görüyorum ve ağırlıklı olarak da bu programda sizlerle ekolojik mücadeleler ve hukuk arasındaki ilişkiye değinmeye, onlarla ilgili ne anladığımı paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu başlıkta hukuki süreçleri anladığımı söylemiştim. Hukuki süreçleri dilekçeye, imza toplamaya, kampanyalara, mahkeme süreçlerine, yürütmeyi durdurmaya, bilirkişi incelemelerine, keşiflere ve diğerlerine ilgili olan kısımlarıyla konuşmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kapitalizmde hukukla başlayalım. Kapitalizmde hukuk, sınıfsal egemenliğin bir biçimidir ve özel mülkiyetin de başından sonuna kadar savunucusu ve koruyucusudur. Bu anlamıyla biz hukuku böyle adlandırdığımızda, madem sermayenin ve özel mülkiyetin kurucusu olarak görüyoruz ve kapitalizmde devlet eşittir sermaye ise, o zaman bu sistem içerisinde devletten bağımsız sermaye ve sermayeden bağımsız hukuk da sanırım düşünemeyiz. Bu anlamıyla da işte hukuk bu devreye giriş biçimiyle de hem sermayenin sosyal mülkiyetini hem de ona karşı hakların koruyucusu anlamına gelmektedir demek istiyorum. Sosyal ekonomik haklardan çok hukuk sistematik gündemimizde ödevleri ve zorunlulukları içeren bir mekanizma olarak karşımızda durur. Durmak bir yana rıza mekanizmasının ötesinde ideolojik bir aygıt olarak da bizim karşımızda sürekli bir karşı duruş sergiler. Yani siz eğer bu sistemin içerisinde gönüllü kul olmuyorsanız, gönüllü kulluk mertebesinde işlevlerinizi yerine getirmiyorsanız, yani ödevlerinizi yapmayan, ödevini yapmayan çalışkan öğrenciler değilseniz, bir vatandaş olarak bu vakit siz zorla, yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle vesairelerle karşı karşıya kalırsınız demektir. Bu anlamıyla da bir rıza mekanizmasından daha ziyade bir zor, bir şiddeti içeren gönüllü kulluk söylemiyle karşı karşıyayız. Maliyet ile menfaat arasındaki ince çizgi eğer aşılır ya da İki taraftan bir tanesine doğru evrilir ve devrilirse, bu vakit sermayenin sosyal menfaatlerini yükseltip sosyal maliyetlerini azaltmak, tersinden baktığımızda da ezilenlerin, sömürülenlerin, işçilerin, kadınların ve diğer emekçilerin, köylülerin sosyal menfaatlerini azaltıp sosyal maliyetlerini yükseltmek işte hukukun en önemli işlevlerinden bir tanesi haline gelmekte. Öyleyse maliyetler ve menfaatler üzerinden kurulmuş ilişki zincirinde hukuk sermayenin sosyal maliyetlerini azaltıcı, sosyal menfaatlerini tabi burada sosyal menfaatleri çeşitli şekilde derinleştirebilirsiniz. Arttırıcı bir etkiye sahip mekanizmanın kendisidir. Bu mekanizmaların içerisinde kârı koyabilirsiniz sermaye adına. Artı değeri koyabilirsiniz. Sömürünün şiddetlenmesini koyabilirsiniz. Ve en önemlisi de bizim bugün konuşmaya çalışacağımız ekolojik anlamda doğaya ve çevreye saldırıların hem toplum üzerinde yarattığı sosyal basıncı azaltmak
telafi etmek, tabiri caizse üzerine örtmek, hem de sermayeye bu yeni alanlar açılması anlamında hukuki ne gerekiyorsa, işte yasal düzenlemeler değil, kanun hükmünde kararname değil, efendime söyleyeyim bir sürü şey çıkartmak değil, ne derseniz deyin. Onları yapma görevini bilakis ve bizatihi üstlenmiş bir aygıtla, devletin bir ideolojik aygıtıyla karşı karşıyayız demek sanırım yanlış olmayacak. Bu sistemde hukuk egemenlerin elinde araçsallaştırılıyor ve bu araçsallaştırma sonrasında sermayenin dışındaki tüm sınıflara, özellikle işçilere, emekçilere ve köylülere bir silah olarak, karşı bir silah olarak, bir durdurucu güç olarak peydahlanıyor ve icraatta konuluyor. Şimdi burada rıza mekanizmasından bahsetmiştim. Bunun üzerinde çok kısa durmak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Hegemonya ile rıza kavramı arasında birebir örtüşen ilişkiler mevcutken, hegemonya ve rıza kavramlarıyla resmi ideoloji arasında böylesi örtüşmeler çok mümkün değil. Şöyle anlatalım, çok teoriye çok derine girmeyelim. Hegemonya'da rıza kavramı, yani gönüllü kulluk kavramı üzerine bir yapı inşa edilmişken, resmi ideolojide bu zora, şiddete, militarizme ve dayatmacı güçlere dayanır. Bu anlamıyla da hukuk ikili işlev görmekte. Özellikle çevre ve çeper ülkelerdeki demokrasinin, daha doğrusu kapitalizmin demokrasi ne kadar bir konuda tartışılır da, demokrasinin çok az geliştiği topraklarda zora dayalı bir resmi ideoloji kavramıyla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi eğer, bu cümlem çok önemli, eğer devlet egemen sınıfları korumak için, bakın eğer diyorum, yani her ülkede böyledir demiyorum, her ülkede buna benzerdir demiyorum ama eğer diyorum, zaten anlaşılması gereken anlaşılıyor. Eğer devlet egemen sınıfları korumak için uyguladığı her türlü şiddete hukuk derse ve bunu hukuk torbasının içine atarsa, diyorsa, böyle bir şey söylerse eğer, o vakitte ezilen ve sömürülenlerin, ekoloji mücadelesi verenlerin bu şiddete karşı çıkma biçimini de suçlayacaktır. Yani siz suç işliyorsunuz. Neden? Çünkü hukuka uygun davranmadınız. Eğer ben hukuktan egemen sınıfı koruma, kollama, onun önündeki engelleri açma görevini üstlendiysem, bu vakitte siz ekoloji mücadelesi verenler, hak arayanlar, adalet arayanlar, bunun karşısında duruyorsanız, o zaman siz bana karşı gelip suç işliyorsunuz diyor. Bu ikili mekanizmayı da akılda tutmak gerekir demek istiyorum. Şimdi buradan hareket edersek karşımıza ilginç şeyler çıkacak ve neden sorularını daha net sorabileceğiz. Bu anlamıyla kapitalizmde hukuk, eğer bu şekliyle ise, örgütlenmiş bir suçtur. Neden örgütlenmiş bir suçtur? Şimdi kapitalizmde hukuk dedik, sermayeyi ve özel mülkiyeti kollayıcı ve koruyucu bir yapıya sahip. Bu yapıyı örgütlerken de sermaye sınıfının sosyal menfaatlerini örgütlüyor dedik. Bunun karşısında çıkanlara da suç işliyorsunuz diyor dedik, işte anayasaya, çeşitli kurum kuruluşlarını, yasalarını vesaireye göre suç işliyorsunuz dedi. İşte o zaman suç örgütlü hale geliyor. Kimin elinde? Sermayenin elinde. Kime karşı? Ezilen ve sömürülenlere karşı. Kimin aracılığıyla? Baskı kurumları, devletin ideolojik aygıtları aracılığıyla. Şimdi burada da suçun kanunlara bağlı olarak işlenmesi söz konusu oluyor ki, bu vakitte şöyle bir şey diyebiliriz. Demek ki önce suç işleniyor, sonra ona bağlı kanunlar çıkarılıyor. Dünyanın geniş perspektifine, çünkü ben ekonomik anlamda sadece Türkiye genelinde değil, dünya ekonomisine de bakılması gerektiğine, dünya siyasasına da bakılması gerektiğine ve dünyadaki ekonomik gidişatı, yani dünyada üretilen toplam gelirim, bütün ülkelerdeki toplam gelir bölü ülke sayısı diye hesaplanmayacağı, eşitsiz bir gelişim olduğunu, eşitsiz bir dağılım olduğunu ve bu anlamıyla da hukukun ülkelerden ülkelere değiştiğini, tabii ki kendi topraklarında farklı işler ama genel anlamıyla
çevre ülkelerde, az geliştirilmiş ülkelerde daha farklı ve daha baskıcı mekanizmalarla işlediğini söylemek zorundayım kıymetli dostlar. Şimdi buradan hareketle şunu tekrar belirtmek istiyoruz. Demek ki böyle hareket ettiğimizde karşımıza kanunsuz suçun olmadığını söyleyebiliriz. Demek ki önce suç işleniyor, ondan sonra da ona ait kanunlar, kanun tasarıları vesaire neyse onlar çıkarıyor. Şimdi bu kanunsuzluk neyi doğuruyor? Suçu doğuruyor. Suç şiddetin ikiz kardeşi. Engels'in çok güzel bir lafı var. Der ki şiddet kapitalizmde ekonominin hızlandırıcısıdır. Ne kadar çok şiddete uğrarsanız hem maddi hem manevi şiddettir burada önemli olan. O kadar fazla kapitalizm kendi iktisadi hızlanmasını sağlar. Öyleyse iktisadi hızlanma yani daha çok üretmek, yani daha çok tükettirmek, yani daha fazla sömürmek, yani hızlanmak, yani kapitalizmi bisiklete binmek olarak tanımlarsak bisikletin pedallarını hızlı hızlı çevirmek beraberinde şiddet demektir. Hem ekonomik hem de ekolojik hem de toplumsal şiddet demektir. Asgari ücretin enflasyonun altında ya da ona göre belirlenip belirlenmemesini baz alırsak burada bir sorun var. Ama hiç sorun olmayacak bir şey. Yani asgari ücretin 7 lirayken geçen sene bu zaman dolar, bugün 14 lirayken en az 5600 lira olması gerektiğini söylemezsek biz suç işlemiş oluruz. Söylersek yapılmazsa eğer o zaman ekonominin elinde olanlar şiddet uygulamış olurlar. Şiddet ille de sopayla, silahla, bıçakla olmaz ki. Sosyal şiddet beraberinde ekonomik olarak işçileri, emekçileri, köylüleri ezmek demektir de onda. Şimdi devam edelim. Şimdi şöyle bir sonuca ulaşabilirsek sanırım daha rahat hareket edebiliriz.